Barış Terkoğlu, 11 Temmuz 2022, Cumhuriyet Erbakan'ın saklanan konuşması Kurt kuzuyu yemeye karar veriyor, geriye sadece suyu bulandırmak kalıyor. 28 Şubat kumpas davası üzerine Sami Menteş'le hazırladığımız Size Yalan Söylediler kitabının imza günündeydik. Bir zamanlar eski genelkurmay hukuk müşaviri olan emekli tüm general Erdal Şenel de kitabını imzalatanlar arasındaydı. Hiç izlememiştim. Erdal Paşa bana bir görüntüden bahsetti. Defalarca talep etmişlerdi ama mahkeme reddetmişti. Dahası kendileri bulup getirmişler ancak hakimler burası sinema değil diyerek izlemeyi kabul etmemişti. Hayır gizli saklı bir şey değil. Necmettin Erbakan'ın bir yanına koalisyon ortağı Tansu Çiller'i, öbür yanına destek veren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu oturttuğu basın toplantısından söz ediyorum. Erbakan'ın konuşması hükümetinin istifasından 3 gün sonraydı. 21 Haziran günü TRT'den canlı yayımlanmıştı. Erbakan'ın basının karşısına çıkma nedeni beklentisinin karşılanmamasıydı. Zira istifanın ardından yeni koalisyonun Çiller'in başbakanlığında kurulmasını bekliyordu. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel görevi ANAP lideri Mesut Yılmaz'a vermişti. Görüntüyü izledim. Necmettin Erbakan söze şöyle girmişti. Bütün ulusumuzun takip ettiği gibi 18 Haziran günü bizim DYP ile bir yıl önce yapmış olduğumuz protokolümüz uyarınca protokolümüze uyarak Sayın Demirel'e Başbakanlıktan istifa mektubumu sunmuştum. 28 Şubat MGK'sı adı üstünde 28 Şubat'ta oldu. Erbakan hükümeti o gün değil 4 ay sonra görevi bıraktı. Erbakan nedenin askerle sorun değil koalisyon protokolü olduğunun altını çiziyordu. Erbakan Demirel'e sunduğu istifa mektubunu bir kere daha aynen okuyorum diyerek kameraların önünde okumaya başlamıştı. Mektuptaki ifadeler Erbakan'ın açıklamasını doğruluyordu. Refah Partisi ve DYP arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden sonra Başbakanlığın DYP'ye geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere Başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Tepkisi önce Demirel'e ardından Mesut Yılmaz'ıydı. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevi Çiller'e vermemesi ya da başkasına vermesi darbe ise ki değil, Erbakan'a göre sorumlusu önce Demirel sonra Yılmaz'dı. Askerle sorun iddiasına da tepkiliydi. Efendim ülkede bir gerginlik varmış da hükümet bunun için istifa etmişmiş. Hayır, işte bizim istifa mektubumuz apaçık ortada. Başarılı bir hükümet sadece ahde vefa örneği gösteriyor protokolün gereği olarak en güzel bir ahlak örneği gösteriyor. Bu siyasi tarihimize böyle geçecek. Erbakan istifa kararına bir yıl önce Çiller'e verdiği sözü gerekçe olarak sunuyordu. Gel gelelim bugün AKP FETÖ işbirliğiyle açılan 28 Şubat davasını sürdürenler Erbakan'ın kendi sözlerine rağmen hayır Erbakan'a askerler darbe yaptı diyordu. 56 dakikalık o görüntüyü mahkeme izlemedi. Zira görüntüler 28 Şubat'ın bir darbe olduğu tezini bizzat Erbakan'ın ağzından ortadan kaldırıyordu. İzlenmemesinin sebebi belli. Mahkeme önceden verilmiş karara ulaşmak için delilleri yok saymak zorundaydı. Daha da önemli bir ayrıntı, eğer Erbakan'ın anlattığı Demirel'in görevi Çiller'e vermemesi darbe ise, bunun yakın tarihte örneği de var. Malum Erdoğan, 2015 Haziran-Kasım aralığında yaptığı manevralarla muhalefete hükümet kurma görevi vermeyerek olası bir alternatifi önledi. Öte yandan istifa ile darbe aynı şeyse, 2016 yılında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa ettirilmesi ne oluyordu? Mahkemeyi model alacaksak, bizzat Erdoğan tarafından bir kez başbakan istifasıyla bir kez de görev vermeyerek darbe yapılmıştı. 90 yaşındaki Ahmet Çörekçi, 86 yaşındaki İlhan Kılıç, 82 yaşındaki Çetin Doğan, 83 yaşındaki Çevik Bir, 82 yaşındaki Erol Özkasnak. Yaş ortalaması 80'in üzerindeki 14 asker, Erbakan'a rağmen sözde Erbakan için bir bayramda daha hapiste ölümü bekliyor. Tıpkı Gezi davasındaki gibi. Olmayan darbenin görünmek istemeyen delilleri ise yarına hazırlanıyor geleceği çizmek isteyenler hepimizin geçmişini kendi kalemiyle yeniden tanımlıyor. Mesele yemekse nefes almak bile bahane. Kurdun mahkemesi olsaydı kuzular hep idamlık olacaktı. Barış Terkoğlu